Orta oyunda bir güç patlaması alıp erken onu biraz daha iyi atlatabilirlerse de, ama Gangplank'e gittiler. Günün başında bahsetmiştik bu tarz eşleşmelerden hayatta kalıp oyunun ilerleyen aşamalarında çok verimli oluyor diye, ama koridoru erken oyunda özellikle çok ciddi zorlanan bir şampiyon Gangplank. Hele Cannon'a karşı falan, yani Cannon, Nico gibi böyle menzilden dürtebilen, can sıkabilen şampiyonlara karşı büyük problemler yaşıyor. Diğer taraftan da son olarak Akali tercihi geldi. Korinke de zaten sevdiği şampiyonlardan bir tanesiydi. Son yamadan sonra ya hasarı arttı, biraz daha hayatta kalma yetilerinden kaybetse de hasarı çok fazla arttı. O yüzden bolca oynandığını görüyoruz. Ona karşı da bir Rumble tercihi geldi. Orta Koridor Rumble bugün ikinci defa izleyeceğiz. Evet. Önce Seoul'dan izledik, şimdi de Bolu'da. Tabii erken oyunda hiç fena değil Akali'ye karşı, ama bir noktadan sonra birebir net kaybetmeye başlıyor. Akali'nin doğası gereği. Ve o noktaya gelene kadar ciddi bir üstünlük sağlaması lazım Bolu ve Stefan ikilisinin. Şu anda koridorlarda ittirebilecek ve erken önce çok ciddi üstünlük alabilecek koridorları var. Bu da Kinder'ın çok isteyeceği bir senaryo. Çünkü damgalar istediğiniz yerde çıkmasa bile siz bir şekilde oraya gidebiliyorsunuz. Çünkü destek sizin arkanızda oluyor. O yüzden Stefan'ın erken oyunu nasıl geçireceği çok önemli. Beşiktaş'ın ise bir şekilde erken oyunu yakın bir şekilde atlatması gerekiyor. Çünkü oyun her uzadığı dakikada Gangplank çok büyük bir tehdit haline gelecek. Akali çok büyük bir tehdit haline gelecek. Çünkü Beşiktaş aşırı kırılgan bir kompozisyon. 1907 Fenerbahçe'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Kitle kontrolü konusunda çok çok elleri dar. Cannon var ama Cannon'ı muhtemelen ayrı kittirmede kullanacaklar. Onun dışında net bir kitle kontrolleri kalmıyor açıkçası. Evet, seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Derbi zamanı, Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Bu maçın anlatımı için sözü sunucularımıza bırakıyoruz. Analiz masasına çok teşekkür ediyoruz ve günün geri kalan karşılaşmalarında ben Christopher Tombalık Makarna Vilikans, yanımda Can Scarlett Çaldıran, sizlerle birlikte olacağız. Devasa bir derbiyle karşınızdayız ve bugün bu mücadeleyi kazanan takım 4. ya da 5. olacak. Kaybeden takım 6. sırada kalacak. O yüzden ayrıyeten çok büyük bir önemi var bu maçın. Scarlett, yani maçı kaybeden Galatasaray'la eşleşiyor çeyrek finalde. Maçı kazanan Doğuş Uğurlar'la eşleşiyor. Ya sen hangisini tercih ederdin? Mesela Beşiktaş'sın ya da Fenerbahçe'sin, hangi takımla çeyrek finalde eşleşmek isterdin? Yani ikisi de aşırı sağlam durmuyor açıkçası. O yüzden çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. Normalde olsa illaki bir karar verirdim ama şu anda Galatasaray'da, Aurora'da galibiyet alabileceğiniz takımlar gibi görünüyor. Ama onu bıraktık. Takımlar illaki maçı kazanmak isteyecektir. Vadiye iniyoruz. Bu arada e-spor sahnesinde de taraftarların inanılmaz bir desteği var, evet, takımlara. Bugün burayı dolduran taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve bu muhteşem derbiye artık geçiş yapıyoruz. Ya açıkçası ben heyecanlı bir maç bekliyorum. Hı hı. Yine derbinin adına yakışır bir maç bekliyorum. Ama bakalım. Tabii iki takım da birazcık... Daha doğrusu Fenerbahçe erken oyunu birazcık daha aktif geçmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Beşiktaş biraz daha pasif kalmak isteyecektir bu seçimlerle. Sen katılıyor musun buna? Yani yukarıda bir Gangplank'iniz varken kendine karşı böyle çok üstün gelmeniz, çok bir şeyler kovalamanız hakikaten mümkün değil. O yüzden ben de katılıyorum sana. Alt koridorda bir şeyler denenebilir. Evet. Alt koridorda bir şeyler denenebilir. Yani Zayarakan ikilisinin bir üstünlük kurmaya çalıştığını görebiliriz. Sejuani'de kitle kontrol var. Yine bir baskın kovalayabilirler. Yani Beşiktaş zaten alt koridor oynamayı seven bir takım. Robin'in birazcık oraya önem gösterdiğini görebiliriz aslında mücadele içerisinde. Bu arada her iki ormancı da ormanın sağ tarafından başladı. Yanlış görmüyorsam Robin kırmızı güçlendirme Kayacıl ve Keskin Gaga rotasıyla burada erken 3. seviye olmaya gidecek. Evet. Orta koridorda da Akali Rumble eşleşmesi var. Bu arada hemen başladı. Çok erken geldi tutuştur. Blue hemen sıçrasını kullanıyor burada. Beşiktaş rakibinin alt koridorda şifasının olmamasını çok hızlı değerlendirdi. Ya tabii kendilerinin de yok. Evet. Ama şöyle bir nokta var. Onların ikilisi çok daha agresif. Aynen öyle. Yani şey diye de düşündüm. Holy acaba arkasından sıçrar mı diye. Ve şimdi geldi sıçra. Anthrax, Holy de geldi sıçrayla beraber. Ama ilk an burada kuleden hasar yiyen Anthrax oldu. Tüyleri çekerse hasar verebilir. Holy Phoenix karşılık skorunu alıyor. Ama ilk an burada Blue'ye gitmiş oldu. Orada Anthrax bir an için durduğu yeri ayarlayamadı. Ve üzerindeki dörtlük de çok hızlı birikti. Hades'ten bir Q otomatik saldırı. Blue'dan bir Q otomatik saldırı. Hemen o yükleri
tamamladı ve patlattı Antrax'ın üzerinde. İki taraftan da güzel oyun. Beşiktaş için çok net İlkan gibi görünüyordu aslında, evet. Pozisyon ama... Şeyi de yani kule menzilini de iyi ayarlamış gibi görünüyordu ama bakalım, evet. Şimdi burada bir aksiyon var. Ormanda ormancılar şu an mavi güçlendirme için savaşıyorlar ama Robin birebir de Stefan'a karşı gelemeyeceğini biliyor ve Robin burada geri çıkmak zorunda. Stefan onu kovalamaya devam edecek. Stefan şu anda ya en doğrusunu yapıyor. Aynen öyle. Ya bunu yapabilmesinin sebebi Cannon'ın oynadığı yeri görebiliyoruz mini haritada. Rumble'ın oynadığı yeri görüyoruz mini haritada. Bir şey olursa yani bu oyuncular hemen gidebilecek, yardım edebilecek yerdeler. Rejiye de teşekkür ederim. Ve Stefan da haliyle çok çok agresif oynuyor şu anda. Ve ormanın bu tarafını komple temizledi. Tabii Robin de şimdi hemen öteki tarafa gidiyor. Bu arada aşağıda bir kere daha aksiyon var. Bu sefer Hades çok fazla hasar aldı. Antrax geri çıkıyor. Stefan burada ilk yükünü alacak. İlk damgasını. Ve alt koridorda Blue öne geçmiş minyon konusunda. Ya bu koridoru aslında şimdi o yaptığı otomatik saldırıyı yapmasa onun tarafı ve o az canlı minyonu düşürmese kendisine doğru ittirecekti aslında koridor. Şimdi biraz daha eşitlendi ama galiba Mayhem'in üzerine iyice yıkmak istiyor. Geri dönmek istiyor galiba. Evet, olabilir. Olabilir. Yalnız aşağıda her ne kadar minyon konusunda birazcık geride olsa da kontrol tamamen Holy Phoenix Antrax ikilisinin elinde. Evet. Stefan yukarı doğru yaklaşıyor. Toteme görüldü. Mayhem şu an onun burada olduğunu biliyor. Robin çok yakın değil buraya. Yavaş yavaş gelmek istiyor o da. Kulenin altında şimdi Mayhem. Geri dönüş başlattı ama. Stefan burada. Bullu burada. Robin de geliyor bakalım. Işınlan da geldi şimdi. Mayhem canı 300'lere kadar indi. Stefan buradan çıkmak zorunda kalacak. Ve Işınlan almayı başardı 1907 Fenerbahçe Espor rakibinden. Yani Korean Kid'in birazcık vakti çalındı diyebiliriz. Orta koridoru hızlı bir şekilde gidip Bolulu şimdi orayı ittirme fırsatına sahip. Ve o da tam olarak bunu yapıyor zaten. Orta koridoru ittiriyor. Yalnız ormandaki fark devasa. Holly'nin üste dönmesine izin vermedi Blue. Orada yani Holy Phoenix'in maçlarını izleyenler, Beşiktaş'ın maçlarını izleyenler Holy Phoenix'in genellikle orada üste döndüğünü de biliyordur. Evet. Hep orada başlatıyor. 34'e 41 durum. Ama yani eşitlenecek orası. Minyonların da alınmasıyla birlikte. Tabii burada Cannon'ın üstünlüğü devam ediyor. Mayhem ama yani şu ana kadar gayet iyi bir yerde tutmuş koridoru. Daha doğrusu gayet iyi bir minyon sayısında tutmuş. Evet, evet. Önemli olan o. Cannon'ın da AD gidildiğini görebiliyoruz. Yani ligimizde diğer liglere kıyasla biraz daha yeni yeni görüyoruz ama ayrı kittirme konusunda, böyle rakibi domine etme konusunda çok daha iyi bir eşya dizilimi. Çok daha yani sürekli hasar vermenizi sağlıyor. Antrax bir an için önde kalmıştı. Hemen zarif uçuşta uzaklaşıyor. Tabii Yampiri yengeç içinde ufak bir savaş çıkabilir. Diğer tarafta Korean Kid Bollu'yla yaptığı birebir de oldukça yüksek bir hasar verdi ve Korean Kid sırtçasını almayı başarıyor Bollu'nun. Şimdi Yampiri yengeçin orada bir savaş. Burada Yampiri yengeç alan isim Robin oldu. Hades tutuşturunu da kullanmıştı. Antrax oradan uzaklaşıyor. Robin de buradan çıkacak. Diğer tarafta bir kere daha agresif oyun şimdi Robin'den. Önde yakalanan isim Hades oldu. Yerden bitmeyle. Pardon, yerden bitme dedim. Yettim Gari ile oradan çıkıyor. Yettim Gari olmasaydı belki de düştüğünü görecektik. Ve Stefan'dan yani çok agresifçe kullanılan ve birazcık boşa harcanan bir sıçra gördük. Evet. Gangplank ultisi yine aynı şekilde alt koridora atıldı. Bu da Mayhem'in yani koridor böyle istemediği bir yerde kaldığı zaman ulti ile koridoru temizleyemeyeceği anlamına geliyor. Yani Unutar artık bundan faydalanıp iyice koridoru rakibinin üzerine itmeyi düşünebilir. Yalnız bu az önce oluşan pozisyonda her ne kadar Beşiktaş'ın bazı dezavantajları olsa da asıl kazanan onlar oldu çünkü Stefan'ın sıçrası yok. Evet. Orta koridorda Korean Kid Bolu'nun sıçrasını aldı. Blue ve Hades sıçra attı. Yani 3 tane oyuncunun sıçrası sırf bu pozisyon için gitti. Korean Kid'i de birebir de almış oldu. Toplam 4 sıçra. Ve bakıyoruz
Holy ile Anthrax bir kere daha agresif oyun yapabilecek sıçralara sahip. Onlar da yani ilk kanı kaptırmalarına rağmen koridor baskısını en azından kaptırmadılar kesinlikle. Tabii yani şu anda haritada görev alevecileri artık iki takım da ona odaklı bir şekilde oynuyor ve alt koridorun gidişatı önümüzdeki dakikalarda iyice önem kazanacak. Sejuani tabii kendi başına yapmak konusunda çok zorlanabiliyor belki ama yani alt koridorunun yardımına ihtiyacı olacak illaki iki takımın da. Ve Mayhem'in ışınlanı yokken 1907 Fenerbahçe Ontar'ın yardımıyla, Cannon'ın yardımıyla bir şeyler deneyebilir. Evet, seyircilerden de bir aa sesi geldi. Oyun duraklatıldı. Aa. Hadi bir daha alalım. Herkesten bir tane daha alalım mı? Olur öyle ya. Birazdan biz de problemi öğrenip sizlere hemen geri dönüş yapacağız. Şu an rejimizden bir bilgi geldi. Bir oyuncumuzun klavyesine kahve dökülmüş. Hiç beklenmedik problem. Yani NALCS'e özenmişiz birazcık. Evet. Svenskeren'e özenmişiz. Gerçi o daha ağır şeyler yapıyor ama birazdan mücadeleye devam edeceğiz. O bir de iki defa aynı şekilde 4 defa falan yaptı değil bu arada mi? Toplamda evet. Ne zaman yapsa da sonrasında devam edip maçı kazandılar. Evet. Öyle bir garip istatistik oluştu. Ekranlara Untara geliyor. Sen birazcık AD Cannon'dan bahsediyordun. İstersen bu maçta nasıl bir etkisi olabileceğinden bahsedelim birazcık. Ya. Çünkü normalde biraz daha böyle sürekli can çeken Vladimir gibi şampiyonlara karşı iyi görülüyor. Bu maçta nasıl bir etkisi olur? Ya yine yakın dövüşçülere karşı sürekli hasar verebildiği, kovalayabildiği için gayet iyi bir şampiyon. Bir yerden sonra saldırı hızı da çok artıyor. Sürekli kulelere vurmaya devam ediyor. Hasarı yükseliyor çünkü. Ayrı kittirmeci olarak kullanılıyor. Aynen öyle. Yani zaten öyle kullanılacak. Ne bileyim Cannon arkadan gelip de gideyim böyle 4 kişiye 5 kişiye ulti atayım. Senaryolarını çok izlemeyeceğiz bu maçta. Zaten sersemletme dışında da bir işe yaramıyor. Aynen öyle. Hasar vermiyor çünkü ultisi. Mahvolmuş kralın kılıcına gidecek. Şeyi bitirmiş. Saldırı hızı çizmelerini bitirmiş. Mahvolmuş'a başladığı zamandan itibaren zaten güçlenecek. Çünkü Gangplank şimdi onu dürterek birazcık karşılık verebiliyor ama can çalma aldığı zaman karşılık da verememeye başlayacak Gangplank. Ve maça da hemen geçiyoruz. Ya şöyle bir sıkıntı var sadece. Şimdi diyelim ki Cannon oynuyorsunuz. Karşınızda da atıyorum Jace gibi bir şampiyon var ya da sallıyorum Akali gibi bir şampiyon var. Sallıyorum tamamen. Koridorunuzda sizin karşınızda olduğu zaman bu gibi şampiyonlar hiçbir şey yapamıyorlar gerçekten. Koridoru terk edemiyorlar. Gittikleri zaman kulelerini kaybediyorlar. Ama Gangplank yine ultisiyle, ultisi global olduğu için karşısında Cannon varken bile bir şekilde varlık gösterebiliyor. Evet. O yüzden yani o kadar da kötü bir eşleşme değil Gangplank için. Tabii Mayhem'in bir 11. seviye olması lazım. Evet. Çünkü 6. seviyeden 10. seviyeye kadar o bekleme süresi acayip uzun. Evet. Yani oyundaki en uzun ultilerden bir tanesi Gangplank ultisi. Karthus'unki ile beraber. Şimdi alevecilerine başlayan bir Beşiktaş var. Hades buraya yaklaşıyor. Tabii burayı görüyorlar. 1907 Fenerbahçe Espor burayı görüyor. Uzaklardan gelen bir ulti ama bu sadece Robin'e yardım oldu. Yan taraftan gelen bir dengeleyici var. Robin güzel bir ulti kullandı. Hades'i korunu alan isim burada Corink'in. Arka tarafta Blue son anda çıktı oradan. Blue ters tarafa kullandığı sihir geçişiyle son anda çıktı. Beşiktaş buradan iki skor bile çıkarabilirdi. Alevecilerini zaten onlar aldı ve kesinlikle buradan üstün çıkan taraf onlar oldu. Aynen öyle. Hades'i de düşürmeyi başardılar. Mayhem bir asist alabildi mi emin değilim ama o da az önce tam dediğim gibi yani ultisiyle bir şekilde katkı sağlamaya çalıştı Corinkit. Stefan. Burada şimdi Stefan'ı zor durumda yakalayabilir çünkü yandan Anthrax da geliyordu ama orada zamanında çıktı Stefan. Yani Mayhem asist alamamış. Ve o geri dönmüşken Cannon da artık yani çalışmalara başladı. Bu arada Stefan ikinci ikini aldı. Ve hemen burada vadinin alametle başlıyor. Kireyi'yi anımsatan hareketler. Orta koridorda bu arada bir hareketlenme olacak mı diyecektim ya ama. Onlar alamete doğru ilerliyor yanlış görmüyorsam.
Yalnız Anthrax buraya geldi. Anthrax biraz arada kaldı. Hemen geri çıkıyor zarif uçuşu kullanıp. Bir de ulti geldi Untara'dan. Holy. O da ultisini attı. Orada Untara'yı kovalıyor. Holy ile Untara birebir yaparken diğer tarafta büyük bir kapışma var. Burada bakalım Corrin ki tekrar içeri girmeyi düşünecek mi? 1400 can. 1000 can. Bunu bırakmak zorunda kalacak gibi görünüyor Beşiktaş ve evet. Alamet Stefan'da kaldı. 1907 Fenerbahçe Espor burada ufak bir zafer kazandı. Ya bu maçlarda bu gibi durumlar zaten görüyoruz. Bir şey kaybedildiği zaman takımlar hemen karşılık vermeye çalışıyorlar. Corrin Kidd çok fazla sıra aldı. Corrin Kidd! Corrin Kidd! Orada neden kaldığını hiç anlamadım ama çok iyi değerlendirdi burayı Bolulu. O da öyle bir hasar beklemiyordu. Yani Rumble'ın ultisini sanki bir hesaba katması gerekiyordu. Evet. Ama şimdi Alamet'le beraber orta koridor kulesine bayağı büyük bir hasar verecek 1907 Fenerbahçe Espor. Kuleyi almaları biraz zor görünüyor ama 4 tane barikat şu an düşmüş durumda bu kulede. Zaten barikatlar için yapılmıştı bu durum. Bu arada az önceki takım savaşında da Untara'nın yani ne kadar deneyimli bir oyuncu olduğunu evet. gördük. Holy Phoenix'in sıçra kullanıp tüylerin açısını düzelteceğini biliyordu. Hemen kendi sıçrasını kullandı. Aynen öyle. Yalnız Corrin Kidd! Işınlan skor kombosu. Bu komboyu çok görmüyoruz. Önce ışınlan sonra skor. Yani çok düz mantık bir skor oldu Corrin Kidd için. Mayhem'i bekliyordu herhalde. Bilmiyorum. Evet. Yani Untara biraz fazla önde kaldı. O da bence dediğin gibi Mayhem'i bekliyordu. Akali gelince bir anda karşısına. Ultisi de yok zaten. Az önce kullanmıştı. Ne güzel lanetledim ya. Vallahi ne zamandır oyuncu lanetlemiyordum. Tam böyle överken pat diye skor veriverdi. Ben daha dün takım lanetledim. Hadi ya. Maçın buradan dönme ihtimali mucizelere kaldı dedim. Doğuş'un orada 1907 Fenerbahçe'yi yendi oradan çevirdim. Bu arada oyunun ilk kulesi geliyor alt koridordan. Ve evet, Mayhem'e kaldı altın. Mayhem burada 13. dakikada daha barikatlar düşmemişken ilk kuleyi almayı başardı. Polifnix burayı tek başına tutmaya çalışıyor ama çok zor. Gangplank ultisi de geldi. Beşiktaş bir şey deneyecek. Anthrax ultiyi attı. Hades'in oradan çıkışı olmayacak gibi duruyor. Öteki tarafta şimdi Kindred ultisi bakalım. Stefan buradan uzaklaştı ama dediğimiz gibi Hades burada kendini feda etmek zorunda kalıyor. Skorda Corrin Kidd'e gitti. Scarlet şu an çok korkutucu bir durum var. Nedir? Akali 3 skor. Dakika daha 13. Evet ve eşyalarını da hızlı bir şekilde tamamlayacak. Şimdi barikatlar da alınıyor orta koridorda. Şundan da geliyor bu arada Minyon'a. Orada biraz daha kuleye vurulabilsin diye ama biraz fazla öne geldi Mayhem. Mayhem, yani Mayhem geldiği gibi canının %80'ini 70'ini kaybetti. Sıçra da kullanmak zorunda kalıyor Untara'yı görünce yan taraftan. Çok garip bir ışınlandı gerçekten. Ya orada takım arkadaşları kuleye vursun diye muhtemelen o Minyon'a attı ışınlanı. Minyon ölmesin diye ama sanırım ki bir anlaşmazlık oldu. Holy tüyleri güzel kullanıyor. Evet, dediğin gibi yani Corrin Kidd oyunun şu anda en kasmış oyuncusu herhalde. Yukarıda da evet Arakçı ile oynayan da yok gibi görünüyor. Ezreal dışında tabii ki. Yani Cannon'da Gangplank'ı da tercih etmemiş. Mahvolmuşa doğru ilerleyecek. Genellikle Cannon. Gangplank'lerin artık tercih etmediğini evet, görüyoruz evet, ama yani Cannon'ların da tercih etmediğini görmüyoruz. O biraz daha herhalde ayrı kittirmede yani iyice verdiği evet. hasarı arttırabilmek için tercih etmiş o eşyayı. Birebir de karşısına gelene karşı da daha iyi bir seçim olacaktır. Ulti ile buraya görüş alma çabası vardı 1900 Fenerbahçe Espor'un ama bakalım bu eşlere bir cevap vermeye çalışacaklar mı? Şimdi içeri girdi Stefan ama Stefan bunu çalamıyor. Stefan girdiği gibi düştü. Arka tarafa gelen bir ışınlan var bu arada. Hades önde yakalanmıştı. Diğer tarafta önde yakalanan başka bir isim. Untara bir kere daha Corrin Kidd'i karşısında gördü. Ve Ninja Ninja'yı avladı. Ve burada da Holy Phoenix skoru alıyor. Şimdi öteki tarafta Bolu'nun üzerine giden bir Beşiktaş oyuncusu var. Onun ismi Mayhem. Robin'le beraber bir skor daha aldılar. Bir anda 8'e 2 oldu skor. Ve bir önceki ejderdeki gibi bu ejderde de görevi kaptığı gibi üzerine skorları da almayı başarıyor Beşiktaş oyuncuları. Şimdi orta koridor kulesini de alacaklar. Scarlet, Beşiktaş'taki ninja buff'ı çok daha güçlü şu anda. Evet. Akali 4-1-2'ye geldi. Ve yani Stefan çalmak için... Yalnız burada kule altında Blue'ya karşı bir şeyler deneyecekler.
Blue hemen sihir geçişiyle kaçtı. Yine de Beşiktaş orta koridor kulesinin intikamını almayı başarıyor ve böylece kulelerde de 2'ye 1 öne geçtiler. Yani çok iyi bir durumdalar. 2300 altın dakika 16. Hatta buradan Neonlar sanırım ki bitiremeyecekler o işi. Diğer tarafta Untara, karşısında Mayhem var. Birebirlik bir durum ama Hades yardıma o birebiri bozmaya Hades geliyor şimdi. Mayhem'in işi oldukça zor. Buraya yardıma gelebilecek kimse yok ama olabilir. Mayhem birebir de skoru almaya çalışıyor. Untara buradan uzaklaştı. Işınlan da geldi. Ve Mayhem burada 1'e 2'de hem düşmüyor hem Ezreal ultisinden sıyrılıyor. Öteki tarafta Holy Phoenix. Holy Phoenix. Yine yaptı oyununu. Üst koridor kulesini alıp altın farkında 3500'e kadar getiriyorlar. Tekrardan arada bakalım yani Stefan'ın bir anda içeri girdiğine. Yani şansın deniyor tabii ki ama ultisi olsa çok daha fazla vakit kazanacak evet belki de takımına. Ama ulti arkada olmayınca, Corian Kidd. Aynen öyle. Ulti olmayınca yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu sefer arkada yalnız kalan taşıyıcılarınız da birer birer düşüyor. Holy Phoenix burada Hades'i düşürürken Bolulu güzel bir ulti kullanmış belki ama yani hem takip edebilecek kimse yok hem ona yardımcı olabilecek, kaçmasına yardımcı olabilecek kimse yok. O da yakalanıp düşmüş. Evet, Gangplank ilk eşyasını tamamladı üçlü kuvveti. İkinciye doğru ilerliyor. Ve asıl Zaya'nın güçlendiğini görüyoruz. Yani Zaya tabii 3 eşyaya gelince ayrı bir kuvvetleniyor ama şu anda da oldukça iyi durumda. Tabii bu eşyaları tamamlayabilmek için yani çizmeyi bile bitirmemiş, hiçbir şey yok üzerinde başka. Ama bir takım savaşı koptuğu zaman o da çok çok güçlü olacak. Orta koridora doğru yöneliyorlar. Ama Corian Kidd de yani karşısına hareketlendirmede kimsenin duramayacağını bildiği için evet çok rahat kulenin canını indirdi. Işınlanın da var. Bu arada arka taraftan Anthrax ulti ile geldi. Burada Bolulu'yu gafile avlayacaklar. Bolulu bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Ultisini kullandı ama arkadan sinsice yaklaşan Anthrax Holy Phoenix ikilisi. Diğer tarafta şimdi Mayhem 1'e 2 pozisyonda bundan çıkabilecek mi? Bu sefer çıkması çok zor. Çünkü hem minyonların arasında hem de bu sefer Untara'nın yanındaki Braum değil, Kindred. Braum'un hasar olarak bir katkısı yok ama Kindred'ın evet var. Ya bir yerden sonra Sejuani de çok tank bir hale gelecek. Bakalım yani şu anda hasar konusunda da sıkıntı yaşayan 1907 Fenerbahçe oyuncuları bir de Sejuani tanklaşınca acaba onu nasıl geçecekler? Yani menzil konusunda da çünkü sıkıntıları var. Stefan bu arada 4. ikiye ulaştı şu anda. Yani 1907 Fenerbahçe aslında skor olarak bayağı bir geride, oyun kontrolü olarak bayağı bir geride ama altın farkı o kadar korkutucu seviyeye gelmedi. Değil. Ama ya önemli olan şu, şimdi takımın galibiyet koşuluna bakıyoruz. Bir kere en önemlilerinden bir tanesi ayrı kittirme. Ve yani ayrı kittirmeye karşı 3 tane ışınlan olan ve Cannon'a karşı hala mücadele edebilen, hatta birebir de dayak atan Gangplank ve Akali varken o Cannon'ın da yani ayrı kittirmeyle maç kazandırması, ne bileyim harita baskısı kurması çok mümkün olmuyor. Ben bunu derken Mayhem bir anda pat diye ölürüm diye düşünmedim değil ama gidiyorlar, kule altına gidiyorlar. Hızlıca geldi evet. Untara'yı burada gafil avlayacaklar çünkü Untara'nın yanına gelebilecek birisi var mı diye bakıyorum. Sıçrasını attı bu arada Mayhem. Diğer tarafta Mayhem ne oluyor? Mayhem burada zor durumda kalacak ve kurtuluşu yok. Skorda rahat bir biçimde Bolu'ya gidiyor. Holy Phoenix ötek tarafta daha ejderini alıyor. Yani bu arada Corian Kidd'in ışınlarını bir kere daha aldılar. Ve yani şu anda bir ejder daha aldı Beşiktaş oyuncuları. Şu anda Untara yani ayrı kittirme yapabilecek ve birebir de artık dövebilecek kuvvete gelebilsin diye ona da birazcık kaynak yönlendiriyor aynen Fenerbahçe oyuncuları. Aynen öyle. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Gerçi şu an ışınlanını harcadı ama ayrı kittirmede Untara'nın karşısına Corian Kidd gidecek. Evet, Mayhem o da gidebilir. Değil.
Bu arada Mayhem de hala mücadele ediyor. Yani dövüyor da. Şu anda gidebilecek durumda. Böyle işler biraz daha kötüleştiğinde, biraz daha kuvvetlendiğinde Canon, o zaman Corey Inkley'i gönderebilirler. Ama yani artık herkesin, yani 3 oyuncunun ışınlan aldığı bir metada ayrık ittirme de eskisi kadar kuvvetli gelmiyor sanki. Birinin çünkü illaki sizi karşılayacak bir ışınlanı oluyor. Evet. Tara şimdi ayrık ittirmesine ama Mayhem'in artık ağzı yandığı için yani kimse yok etrafında. Normalde herkesin nerede olduğunu bilse aynen, çok rahat gidebilirdi ama şu anda korktuğu için gidemiyor. Ya takım arkadaşlarına baktığımız zaman en yakın takım arkadaşı kilometrelerce uzakta. Evet. Dolayısıyla o da artık yaklaşmak istemiyor dediğin gibi. Yalnız bir sıçra kullanıldı orada. Anthrax şansını denemiş, Bolu'yu yakalayamamış. Bolu'nun da orada kendini susturduğunu ve Anthrax'ın aslında bu yüzden şansını denediğini görüyoruz. O da tabii sıçra kullanarak kaçtı Bolu'lu. Evet, evet. Yalnız Beşiktaş açısından rakibi korkutacak başka bir nokta daha var, o da iki dağ ejderi, bir alev ejderi. Yani kaçta göz arasında evet, çok kritik ejderler çıktı, hepsini de aldılar. Mesela az öncekini Holy Phoenix tek başına aldı. Ve şu an Baron gerçekten çok hızlı alınabilecek durumda. Anthrax, Holy Phoenix ters tarafta kalabilirler. Arkaya gelen bir totem var bu arada. Orada çünkü Holy ile Anthrax neden burada böyle dolaşıyor diye, arkada çalabilirlerim var diye baktılar. Yalnız Bolu önde yakalandı. Bolu şimdi ultiyi de kullanıyor. Arkadan gelen Kinnur's ultisi. Bolu bu ultinin içinde biraz yanı dolacak. Ama öteki tarafta Corinkin devreye girdi bir kere daha. Hem Blue hem de Bolu düşüyor. Bir skor Corinkin'de, diğer skor Holy Phoenix'te. Ya tekrarını izlersek çok güzel olur çünkü çok çok güzel bir savaş başlatmaydı. Evet ve çok herkes, iyi bir koordinasyondu. Aynen öyle yani, herkes üzerine düşeni böyle 2 saniyelik bir zaman diliminde çok doğru bir şekilde yaptı. Şimdi Baron'a da başlıyorlar, bakalım 1907 Fenerbahçe yanıt verebilecek mi? Stefan hala hayatta, Holy dışarı çıktı şimdi. Stefan çok az canı var, diğer tarafta Untar ultisini kullanıyor ama Untar'ın ultisi çok fazla bir hasar veremedi zaten bekleyen, o yöndeydi. Holy tekrar Baron'a dönüyor burada. Sıkra ile beraber dışarı çıkarak bu Baron'un alınmasını sağladı. Ve Beşiktaş doğru oyunu bir kere daha yapıyor. Yani bu... bu maça bambaşka gelmişler. Aynen öyle. Çok hazır görünüyorlar gerçekten. Ve iletişimleri de gayet iyi noktada. Arka taraftan Akali'nin yaklaştığını görüyoruz. Yani Bolulu yakalandığı gibi, tüylere yakalandığı gibi Robin hemen onun üzerine doğru atılıyor. Bolu'dan ulti de çok iyi gelmemiş gerçekten ama yani Gangplank ultisi üzerine Corinkid'in tetiği çekmesi aynen ve hemen öyle sıçrayla odağı düşürmesi gerçekten oldukça başarılı. Yani Corinkid'in geldiği noktada iki kişi Gangplank ultisinin içinde ve Corinkid onlar Corinkid'i görüyorlar. Nereye kaçacağız biz diyorlar. Evet. Hani ya ultinin içine kaçıp takım arkadaşlarına yaklaşacaksın ya dışarı kaçacaksın, Corinkid yakalayacak. Bu arada çalıda iki kişi bekliyor şu anda. Mayhem de bu sefer farkında ama şimdi evet, onların geri dönmesi lazım çünkü Beşiktaş inhibitöre doğru gidiyor. Aynen öyle ve Beşiktaş bu kuleyi çok rahat alacak. İki tane daha ejderi olduğunu ve bunun kulelere de etki ettiğini unutmayalım. Mayhem de ayrık ittirmeye başladı Baron'la beraber. Şu anda bu minyonları bırakıp arkadaki minyon dalgasını getirebilirler. Çünkü Mayhem'le aynı anda kulelere hücum yapma fırsatları var. Mayhem diğer taraftan minyonları getirdi. Untara burayı bırakmak zorunda kaldı. Yani Untara da tabii ki burada biraz zorlanacak. Beşiktaş hemen rotasyonu yapıyor. Corinkin de Holy Phoenix. Yalnız güzel bir ulti Bolu'dan burayı durdurmak için. Gerçekten iyi bir ulti oldu bu onlar adına. Çünkü Holy Phoenix canının %50'sini kaybetti. Şimdi canı doldurmak için biraz hasar vermek zorunda minyonlara. Holy bir hasar daha yedi orada. Sanıyorum ki Blue'dan gelen gizemli atışı evet, yedi. Işınlan kullanmak zorunda. Evet. Bakalım tempoyu düşürecekler mi yoksa Holy'nin ışınlanla gelmesiyle birlikte evet öyle yapacaklar. İnhibitörü istiyor şu anda, bunu belli etti Beşiktaş. İki tane inhibitörün de kulesini açtılar, o yüzden onlar adına buradan iki tane inhibitör alındığını görebiliriz. Yarı canı indirdiler. Arkadan Untar'a geliyor yalnız. Burada bir şey denemek istiyor galiba 1907 Fenerbahçe Espor dedim. İnhibitörün alınmasıyla beraber Untar oradan çıkmak istiyor. Corinkid geldiği gibi Untar ultisini kullandı ama nafile. Corinkid yani üçlemiş Akali'yi. Yani Canon'a da gerçekten hiçbir şey yaptırmadılar bu maç.
bu resmen şey gibi, TFT'de bir seviye Canon, üç seviye Akali aynen karşılaşması öyle gibi oldu. Ve şimdi Rumble ultisi de yok. Yani gelmesi kısa bir süre var ama geldi. Gank ultisi geldi arkaya. Bu inhibitörü de istiyor Beşiktaş. Mayhem arka tarafta rakibi tutmaya çalışıyor. 1907 Fenerbahçe Espor'un buradan bir çıkış noktası olacak mı acaba? Şimdi Bolu'dan bir ulti geldi. Şanslarını deniyorlar. Şimdi Stefan çok önde kaldı. Onun da düştüğünü görebiliriz. Arka tarafta Hades düştü. Yani direkt bitirmeye gidiyorlar. Evet, 1907 Fenerbahçe ne denerse denesin bir çıkış yolu bulamıyor. Ve Beşiktaş 27 dakikada bu mücadeleyi bitirecek gibi görünüyor. Nexus kuleleri alındı. Fenerbahçe son kez şansını deneyecek mi diye bakıyorum ama arka tarafta Bolu kaçmaya çalışırken düştü. Blue düştü. Ve Beşiktaş böylece 4. 5. olmayı garantiliyor. Ve çeyrek finalde Doğuş'un Aurora'yla karşılaşmayı garantiliyor. Kazanan Beşiktaş. Ve tiebreak maçında da onları oynayacak. Ya çok etkileyici ve kararlı bir galibiyet de oldu. Onu da söylememiz lazım. Tebrik ediyoruz Beşiktaş oyuncuları. Oldukça iyi bir karşılaşma çıkardılar. Kesinlikle öyle ve yani ve şimdi rakiplerini de biliyorlar. Yani aynen öyle. İki takım da biliyor tabii. Doğru. Yani çok temiz bir maç oldu. Beşiktaş adına şunu söylemek lazım. Gerçekten çeyrek final adına umut veren bir maç oldu onlar. Evet. Yalnız bilmiyorum farkında mısın? Robin gidiyor, Kiryas geliyor, böyle tertemiz bir oyun oynuyorlar. Kiryas gidiyor, Robin geliyor, tertemiz bir oyun oynuyorlar. Yani ne zaman bir ormancı değişikliği olsa bunu görüyoruz. Sahneyi Beşiktaş'a bırakıyoruz. Evet, Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyoruz. Çeyrek finalde onların rakibi Doğuş'un Aurora olacak. Diğer taraftan, diğer çeyrek finalde Galatasaray Fenerbahçe oldu. Bir tarafta Galatasaray Espor, diğer tarafta 1907 Fenerbahçe Espor çeyrek finalde karşılaşacak. Fena yani maç. İki tane büyük maç çeyrek finalde, bakalım. En azından eşleşmeler garantilendi. Hı-hı. Önümüzde şimdi lig aşamasının son maçı, ardından da tiebreak mücadelesi evet olacak. Tiebreak mücadelesinde de Beşiktaş'la Doğuş'un Aurora dördüncü olmak için mücadele edecek. Dördüncü olan takım 3 maçta taraf seçiyor 5 maçlık seride, bunu söyleyelim. 1. 3. ve 5. maçta taraf seçme hakkına sahip olacak 4. olan. O yüzden Doğuş'un Aurora ile Beşiktaş arasında bu seri adına çok kritik bir maça çıkacaklar. Kimin daha fazla taraf seçme hakkına sahip olacağını öğreneceğiz.